şey söyleyeyim mi? Gıkı çıkmadı gıkı. Kimin kirvesi? Ah dedi amca, ben duydum. Amca, hep para takıyorlar, hiç altın yok. Tamam ulan sus. Ayıp oğlum ya. Bu zamanda kim altını kaybetmiş bulacaklar? Ömer, bizim oğlan polisle heveslendi. Bir konuşsan. Ne yapacak? Nasıl girecek sınava? Tamam İbrahim dayı. Birkaç tane tüyo veririz. Değil mi Pelo? Tabii veririz. Hay aşa. Benim telefon senin oğlanda var mı? Evet, var. Kaç yaşında şimdi oğlan? 19. Maşallah, maşallah. Tamam İbrahim de şey yaparız. Ne güzel oldu bu tüyo. Onca acıdan sonra yeniden yaşadığımı hissettim. Çocuklar insanın yüzünü hep güldürüyorlar. Keşke Hüseyin'im de olsaydı. Bir vukuat çıkmıştır Elvan anne, gelir. Hayırdır anacığım, neye baktın? Yok bir şey oldu. Uzaktan sevdim seni. Evrem, al iç. Çeşnilermiş çocuklar. Ben bir gideyim oyalara bakayım. Bir arada gördüm, sonra yok oldular. Elin de iyi kız. Ama kızımızın benim aklı başka yerde. Hanımlar, hazır olun vallahi. Adımıza şanımıza yakışır. Harika bir düğün olacak. Ne çabuk unuttun nişanlısını. Ay unutacak tabii. Yani tırnağı olamaz o Sibel Ömer'imin. Ama bu kız öyle değil. Hem hanım hem güzel. Peri padişahının kızı ayol. Hanımlar, paraları biriktirin. Düğüne çok şık giyinmeniz gerekiyor. Çünkü bu düğün sosyete düğünü olacak. Sosyete. Tam bir sosyete düğünü olacak. Yenge bakar mısın? Tabii Ömer. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu Ömer? Yenge sen ne anlatıyorsun insanlara? Elif'i. Yenge yakışıyor mu hiç? Hiç tersleme Ömer. Yavuklun değil mi sanki? Tövbe tövbe. Amca! Amca! Elif abla geldi. Kim? Elif abla. Doğru söyle, dokuz köyden kovul. Elif. Size uğradım. Komşular düğünde deyince ben de... Tamam, sorun yok. Gelmese miydim? Tamam tamam, rahat. Bir şey mi oldu? Yok yani, endişelenecek bir şey yok. Ben merak ettim. Neyi? Bugünkü şey, senin fikrin miydi? Elif, bunun ne önemi var ki? Mesele başka. Sen onu düşün, kendin onu hazırla. Benim için önemli. Çünkü eğer senin fikrinse bana yardım etmeye çalışıyorsun demektir. Ve hala içinde bir yerlerdeyim demektir. Bak, bunlar konuşmanın ne yeri ne de sırası. O yüzden takılma, tamam mı? Ömer! Ah, hoş geldin Elif. Hoş buldum. Ömer, herkes seni bekliyor. Kirve açar meydanı. Müzik de hazır, hadi. Tamam, geleceğim yenge. Tamam, sen şey yapma ya, rahat ol. Keyfine bak. Sen burada mı kalacaksın böyle? Olmaz. Hadi gel. İki dönersin, hem sıkıntını atarsın. Hadi. Yok, çok teşekkür ederim. Ben böyle iyiyim. O anlamaz. O anca flamenco tango. Flamenco tango. Ver müziği, ver. Hadi. Hadi oğlum, kalksana, kalk. Hadi Elif, gel. Oynarız biraz, hadi. Gerçekten istemiyorum, teşekkür ederim. Öğret bakalım bize şu flamenco'yu falan. Hadi. Hadi gel.
Bak bu da bizim Flamenco. Ulan oğlum o kadar Ankara'da görev yaptın. Hala kolların kazma gibi ha. Kaldır şunları. Ne yapsın malzeme bu kadar. Allah Allah. Allah Allah. Ay bayılıyorum bu şarkıya. Hem dokunaklı hem oynak çok güzel. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Elif bak kız seni çağırıyor. Hadi gel çekinme ya. Elini kaldır şöyle iki oyna hadi. Hadi gel çekinme. Akan gözyaşımı kurut diyorlar. Kuşlu deli gönlüm durup diyorlar. Unut artık onu, unut diyorlar. Söylesene, söyle, inanayım mı? Söylesene, söyle, inanayım mı? Kardeş, o hayat tesbih gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayat da sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş. Ne dert sana ne bana uğrasın. Hayatı tesbih yapmış, seninle beraber yürüyoruz. Gönlümme dikili mezar taşına bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım sallıyorum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Oh, buna da aferin. Evren. Şarkı bitti. Hiç fena değil ha. Teşekkür ederim. Aa, fena değil miydi? Kız döktürdü ayol, değil mi? Melike abla sen boş ver hadi gel biz dans edelim. Hadi gel. Hop, müzik ya. Çal orada oynak bir şeyler. Hadi. Nereye? Bir hayırlı olsun diyeceğim. Ben iyiyim ya. Sen şey yapma. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi misin? Yok zaten acımadım ki. Tekrar hayırlı olsun. Darısı başınıza. Varsa tabii. Ya kusura bakmayın ben çok hazırlıksız geldim ama... Hiç gerek yoktu. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Bugün yakışıklıyı mutlu etmemiz lazım. Artık sen ne istiyorsan onu alırsın, tamam mı? Ben gideyim artık. Kalsaydın. Çok teşekkür ederim. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sarmadı galiba.
Yok, aksine çok eğlendim. Ama daha fazla rahatsızlık vermiyor. Meğer halktan kopuk değilmişiz, sinyorina. Ben de bu ülkede büyüdüm komiser. Yani ailemin durumu iyi diye yabani değilim. Ne zaman sarhoş olduğunda... İyi eğlenceler. Bazen beni çok şaşırtıyor. Evren tazeleyim mi? Kalmış mıdır? Çeşninde. Bakarız. Sen sevdin mi kokteyli ha? Yok, o dertli. Nefes aldı. Bari sen laf çarpma Pelo. Hadi getir. Çeşnesi bol olsun. Getirsin. Ama bazen hayatta kaçamadığımız şeyler vardır, biliyorsun değil mi? Sen niye çay içiyorsun? Tamam. Sonra konuşuruz Devran. İyi akşamlar. Oo abi, gözümüz yollarda kaldı. Biraz geç gittik. Abi, hiç uzadı değilse haber verseydin. Halledin. Hoş geldin. İçer misin? Bırak onu şimdi, bir şey anlatacağım sen. Hayır abi, bir şey mi? Ya bu damat yok mu? Taner. İntihar etmiştim gece. Hadi yani. Ne zaman? Dün gece oğlum. Bizim niye şimdi haberimiz oluyor? Ben ne bileyim oğlum, ben mi saklıyorum? Allah Allah. Adamın ailesine ulaşmaya çalışmışlar, ulaşamamışlar. İşte bize yeni intikal etti. Nereye la? Olay yerine abi. Olay yeri falan yok aslanım. Adam vicdan yapmış, pişman olmuş, intihar etmiş. Olan biten bu la. Abi zaten bak, birileri olayı kapatmaya çalışıyor. Sen de onların ekmeğine yağ sürme. Bu dosya senin için kapanmış olabilir ama benim için kapanmadı abi. Devran bekle, biz de geliyoruz. He he. Koşun. Eksik kalmayın. Peki hiçbir şey duymadın mı? Çırpılmış olmalı. Görsem engel olmaz mıyım komiserim? Hani benim uykum biraz ağırdır, affedersiniz. Nasıl fark ettin peki? Uyandım kalktığımda bir baktım asmış kendini. Rahmetli. Allah taksiratını affetsin. Sonra? Sonra bağırmaya başladım. Gardiyanlar falan geldi. İndirdiler aşağı garibi. Bir de yatağın üzerine mektup bırakmış. Savcı da geldi, aldı onu. Her şey anlattığım gibi. Abi sen zahmet etmeseydin. Ne zahmet oğlum? Acı patlıcanı kıraç olmaz. Maksat sizin içiniz de atlasın. Bir şey var mı? Vallahi ben bir şey görmüyorum. Böyle eldiven var mı? Taner'in mi sence? Bakacağız. Oğlum acaba ne zaman temizlenmiştir buralar ya? Kim bilir kimin? Ya da boğuşma sırasında Taner'den düşmüştür. Doğru. Böyle bir ihtimal var. Ama düşük ihtimal. Çünkü bak, savcı raporunda darp izi falan yok diyor. Abi sen servise mektubu gönder de abi. Böyle alsana şunu. Affet beni karım. Ne yapayım?
Kaldır şu yardım edin. Mektubu yaz. Kalk lan yaz, kalk! Bakın, kim size ne kadar verdiyse tam 5 katını vermeye hazırım. Ben kimseye bir şey yapmam. Ne olur ya, yardım edin. Lan kalk, yaz, kalk! Ayak tut, kalk! Yaaak! İmdat, yardım edin! Üç güveysi, seni kimse duymaz. Ya yazarsın ya da şuracıkta geberirsin. Hadi yaz şunu. Hadi. Yaz şunu. Affet beni karım. Babanı ben öldürdüm. Vay arkadaş ya. Sen iki cana kıy. Kolay değil tabii. Vicdan bu insanı yaşatmaz. Bu işin takibi bende abi. Helal. Tamam, ben haber veririm savcıya. Dosyayı da alırız. Düğme işi ne zaman çözülür? Uzun sürmez. O zaman gidelim. Hacı, bizim işimiz bitti. Mahkum senindir. Siz burada bekleyin. İyi de abi, biz de gel. İsrar yok kardeşim, İsrar yok. Kolay gelsin. Ben komiserim var demiş. Tayyar Dündar'la bir konu hakkında konuşmam lazım. Tamam. Ya biz Hüseyin abiye niye ettik? Ben hiç anlamadım ki. Ya ne bileyim kızım, bugünlerde Ömer'e bir şey mi soruluyor sanki? Hayırlısı. Al içeri. Hayırdır Ömer Bey bu saatte? Buyurun oturun. Oturmaya gelmedim Tayyar Bey. Pınar Hanım çağırırsanız. Sebep? Ahmet Deniz Ersibel Anlat cinayetiyle ilgili birkaç sorum olacak. Taner tutuklandı, dava kapandı sanıyordum. Başka bir gelişme mi var? Soruşturma devam ediyor. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Pınar Hanım çağırırsanız. Pınar Hanım yok. Annesine mi gitti? Arayabilir misiniz ya da adresini? Pınar Hanım beni terk etti. Biz ayrıldık. Ya. Uzaktan bakınca aranız gayet iyi gözüküyordu. Ben de öyle zannediyordum. Ama hayat işte sürprizlerle dolu. Peki adresi var mı? Ya da gittiği yeri biliyor musunuz? Siz benim yarama tuz basmaya mı geldiniz? Tamam. Kusura bakmayın. Önemli değil. Arayacaksınız tabii. Soracaksınız, soruşturacaksınız. Siz de haklısınız. İyi geceler Tayyar Bey. Rahatsız ettim. Size de. İyi geceler. Çıtırdılar falan duymaya başladım evden. İnsan yalnız kalınca kendi evinden bile korkabiliyormuş. Bak ben sana ne diyeceğim ya. Bence sen bu evden taşın Elif. Hatta sat. Hem zaten paraya da ihtiyacınız var. Hı. Hem belki uğursuz olan bu evdir. Annemle babam hala bu evde Bahar. Burası bizim yuvamız. Sonuna kadar direnip bu evi kaybetmeyeceğim. Buraya tekrar sıcacık bir yuva yapacağım.
kötü bir şey oldu değil mi? Elif. Taner'i kaybettik. Hocam geciktim, kusura bakmayın. Rica ederim. Hoş geldin. Ben zaten bütün gün burada masanın başında meşk edip duruyorum. Yani yazı yazıyorum. Hocam Taner'in iş yerindeki, evindeki bütün el yazılarını topladım. Kâfi midir? Kâfidir. Bu sefer malzeme bu. İçinden çıkarız. Adamın yazısına iyice aşina olmalıyım. Satır aralarındaki duygularını kavrayabilirsem... Bu mektubu hangi ruh aleti içinde yazdığını daha iyi anlayabilirim. Hocam sizin elinizden kurtulamaz. Hocam yeni mi yaptınız? Güzelmiş. Ha, bu bahar yaptım. Eğer beğendinse al senin olsun. Ama hocam şimdi böyle istemiş gibi oldu. İşte zaten. Ben bunları insanlarla paylaşmak için yapıyorum. Benim elimden çıkıyor, gidip bir evin duvarını süslüyor. Manasını.
Ömer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni ofisin hayırlı olsun. Eskisi gibi soğuk değil. Çok zarifsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İdare ediyorum. Tanrı'dan sonra toparlan diye gelmedim. Toparlandım. Eğer yine kötü bir haber getirmediysen. Sana üzücü haber vermek benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Bu da senin işinin bir parçası değil mi sonuçta? Yani ha beni üzmüşsün ha başkasını, senin için ne fark eder ki? Öyle değil mi? Elinde ne var? Hediye. Yeni ofisine küçük bir hediye. Ama bu çok güzelmiş. Hattat bir hocam verdi. Bakınca seni hatırlattı. Burada ne yazdığını biliyor musun? Biliyorum tabii. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün yazıyor. Boş bir duvar bulursan asarsın. Baktıkça da beni hatırlarsın. Hadi şimdi gidiyoruz, gel. Nereye? Soru sorma da gel. Ömer saçma mı? Ben bugün hiçbir yere çıkamam. Öyle bir vaktim yok. Hadi gel, gidince anlayacaksın. Ömer. Bak ben bu bilmece oyunundan çok sıkıldım, haberin olsun. Bir dahaki sefere başıma yine çuval geçirsen en azından bir aksiyon falan oluyor. Gerekirse yine yaparız. Yapmanın bir şey değil. Nereye? Simit alacağım. Acıktım, ister misin? Hayır, istemiyorum. Kardeş bir simit versene, gevreğinden olsun. Dünden kalmış olmasın ha. Yok abi, tabağı çıktı hep fırında. Güzel, hadi. Oo, kimleri görüyorum? Ömer komiser yeni şirketimize teşrif etmişler. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ne haber, nasıl gidiyor? Kardeş sen oradan bir tane bana krem peynir versene. Hadi Elif. Bahar, ben arayacağım seni sonra. İstemiyorum. Günaydın. Günaydın. Hala sizin şirkette mi çalışıyor? Kim? Kim olacak? Levent miydi, neydi? Uzun. Evet. Ama Ömer sen onu zaten yanlış anlamışsın. Aa, zaten beni niye ilgilendirir deme. O zaman bir daha seni ilgilendirmeyen şeyleri bana sorma komiser. Tamam senyorina. Tamam, sormayız.
Sormayız. Düğmeden bir şey çıktı mı peki? Hayır amirim. Düğme Taner'in gömleğine ait değilmiş. Başka birinin parmak izleri var. Taner'den önce o koğuşta yatan başka bir mahkuma ait. Şurada kendini hastayıp üzerine başkasına ait bir parmak izi bulamadık. Neyi bekliyorsunuz lan? Hı? Bütün deliller ortada. Buz gibi intihar. Katil intihar etti, bitti gitti. Vallahi amirim ben de öyle diyorum ama dinletemiyor. Niye dinlemiyorlar ya? Hapishane savcısı bile o gün intihar diye vermiş raporu. Neye debeleniyorsunuz daha siz? Masamda 80 tane iş var benim. Amirim, intihar mektubu var ama... Kızım, adamın birebir yazısı ya. Aynı kriminal raporu var elimizde. Amirim tamam da isteyerek yazdığını nereden biliyoruz? Belki zorla yazdırıldı. Ya Ömer, Taner ölmeden bir gün önce Taner'i ziyarete gidiyor. Taner, eğer beni buradan kurtarırsan sana bu işin başındaki adamın adını veririm diyor. Ölmek isteyen biri pazarlık yapar mı kurtulmak için amirim? Oğlum, bu ölme işi öyle tasarlamadan da peyda oluverir adamın başına, tamam mı? Bir anda nevrin döner, alıverirsin canını. Amirim, siz de haklısınız da. Ya sadece bir gün verseniz bize. Eğer akşama kadar bir şey bulamazsak kapatırız dosyayı. İyi, tamam. Öyle olsun. Ama böyle akşam gelip, yok yarındı, öbürsü gündü diye pazarlık istemiyorum. Oğlum var ya, siz iflah olmazsınız ha. Vallahi iflah olmazsınız. Akılsız başın derdini ayaklar çeker. Ha çalışın, en azından pratik olur. Nerede la bu Ömer? He? Cinayet deyip suygulandırıyor, sonra toplantıya gelmiyor. Vallahi abi en son mektuba bakmaya diye çıktı, sonrasında ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aha. Siz bilmiyorsanız var ya, kesin bir halt karıştırıyor. Artık daha dikkatli olman gerekiyor. Öncelikle beden dilini öğrenmen lazım. Ki etrafındaki insanları daha iyi analiz edebilirsin. Bunlar kişisel gelişim kitapları satmak için uydurulmuş palavralar. Hepsi bilimsel. Herkes rahatlıkça yalan söyleyebilir. Ama kişi yalan söylediğinde bedeni fark etmeden tepki gösterir. Ya bence herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi aynı şeyleri, aynı tepkileri veremez. Bak, yalan söylediğimizde göz bebeklerimiz küçülür. Elimiz yüzümüze gitmeye başlar. Gözlerimizi kaçırırız. Eğer karşındaki seninle konuşurken samimiyse farkına varmadan avuç içine gösterir. Hı. Sen bunların hepsini biliyorsun yani. Evet. Yani hepsini anlayabilirsin. Kim yalancı, kim samimi, kim katil. Eğer olağan dışı bir durum yoksa anlarım. Çalış. Belki sen de anlarsın. Vallahi ben herkesin yalan söylediğini bilmek istemezdim. Hiç iyi olmazdı. Özellikle senin için. Ben hiç yalan söylemem ki. Buradaki yaş teyzeyi görüyor musun? Hı? Eşarplı olanı mı? Aynen. Peki şuradaki çocukluk adamı gördün mü? Evet. İşte bu teyze birazdan şu tezgahta bir şeyler bakan kadının cüzdanını çalacak. Ömer saçmalama kadın. Tertemiz yüzlü, kendi halinde bir kadın. Ha, görürsün. Bak teyzeyi görmüyor musun? Nasıl gergin, gerginliğini gizlemeye çalışıyor. Bir taraftan da gözü çocuklu kadınla. Çocuklu kadın birazdan gidecek, bir şeyler soracak. Aynen öyle. Bak, nasıl da yalan söylediği belli. Jestleri azalmaya başladı. Çünkü yalan söylüyor. Tamam, sakin. Eğer dikkatli olsaydın bak, arkamızdan gelen iki tane sivil polis arkadaşımı görürdün. Onlar meseleyi hallederler, rahat ol.
Daha çok şey öğrenmen gerekiyor Signorina. Hadi gel. Geçmiş olsun hanımefendi. Ben yine uğrarım. Geçmiş olsun hanımefendi. Size birkaç sorum olacak. Burada olduğumu bilen var mı? Kimseye haber veremedik. Üzerinizden ne kimlik çıktı ne de telefon. Adınızı ve en son başınıza gelen olayı hatırlıyor musunuz? Hayır. Ne adımı ne de başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Tekne kime aitmiş araştıralım hemen. Sen bütün notları aldın değil mi? Aldım evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu Ömer İti de işin peşinde. Fark etmez. Tekne bizim adımıza kayıtlı olmadığı için emniyetlik bir durum çıkmadı. Kadın nerede Metin? Ha? Tekneyi gören balıkçılarla konuştuk. Sahil güvenlik gelmiş, toplamış, gitmiş. Kimse bir şey bilmiyor. Bana martaba okuma çocuk! Bana martaba okuma! İcraatla gel. Git o kadını bul, geber. Birilerine benden bahsetmeden onu susturmalıyız. Söyleseydim bari en azından araziye uygun giyinirdim. Giydiklerimiz her zaman araziye uygun olmaz. Biliyor musun bugün ofiste çok işim vardı. Yani bu hızlandığım şafiyeli kursu için çok da iyi bir gün değil. Ne zaman bitecek bu şey? Her şeyi öğrendiğinden emin olduğum zaman. Ben burada bekledim. Saklambaç mı oynayacağız şimdi de? Al. Ömer saçmalama. Ya istemiyorum. Yapmak zorundasın. Zorunda falan değilim. Hem siz benim sürekli yanımda olmayacak mısınız? Buna ne gerek var? Hem öyle ağaca falan ateş edemem ben. Ama belki bir gün bir insana kurşun sıkmak zorunda kalacaksın. Kalmayacağım. Ya kalmayacağım. Öyle mi? Diyelim ki adamlar senin muhbir olduğunu anladı. Hı? Seni temizlemeye karar verdiler. Bir akşam evdesin. Evde kimse yok. Yo. Hatta kardeşlerin de evde. Kapıda güvenlik mışıl mışıl uyumuş. Hatta onu etkisiz hale getirmişler. Sen yatağında mışıl mışıl uyurken geldiler kafana silah dayadılar. Tak. Ne oldu? Bak her şey bitti bu kadar basit. Korktum. Göz bebeklerim büyüdü. Ama korkunun ecele faydası yok Signorina. Korkma. Ya bu anlattıklarım bir ihtimal. Ben zaten senin yanında olacağım. Yanında olmadığım zamanlar ne yapman gerektiğini anlatıyorum. O yüzden engel olma. Bana yardımcı ol, tamam mı? Tamam. Ama öyle ağaca falan ateş edemem ben. Öncelikle şunu tutmayı öğren de sonrasına bakarız.